Recep Efeoğlu. Evet. O benim arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Benim ismim Yalçın. Prof. Dr. Benim ismim Prof. Dr. Kısaca bana Prof. Dr. derler. Bu ismi daha önce hiç duydun mu? Vallahi hiç duymadım ya. Yani kusura bakmayın ama çıkaramadım da şu anda. Benim ismim... Aaa, Prof. Dr.'yi tanımadın mı? Rebi Yörükoğlu. Size bir şey hatırlatıyor mu? Evet, tanıyorum Rebi amca. Rebi amca. Rebi de benim çocukluğu arkadaşım. Doğrudur. Şeyi tanıyor musun? Rafet Hoca'yı tanıyor musun? Evet dedim. Ha. O da benim hocamdır. Severim kendisini. Dilaver Tomur'u tanıyor musun? Evet tanıyorum. O da benim çocukluk arkadaşımdır. Şimdi İstanbul'da nerede yaşıyorsun? Nerede oturuyorsun? Ben İstanbul'da Kayışlar'dayım, Ataşehir'de. Ha, gelmiyor musun hiç Taksim'e? Efendim? Taksim'e gelmiyor musun? Valla Taksim'e genelde maç olduğu zaman bazen arkadaşlarla gezmek için zamana geliyorum. Yakın zamanda maç olacak mı o zaman? Onu sorayım ben sana. Efendim? Yakın zamanda maç olacak mı maç? Valla yakın zamanda şu anda yok. Yapma be. Yapma bunu. Yapma bunu. Keşke olsaydı gelseydin ya. Şimdi ben İstiklal... Ben İstiklal Caddesi'ndeyim. Galatasaray iş anındayım. Bu Galatasaray Lisesi'ni geçince 70 metre sonra sağda Konak Restorant'la şey var. Kosko Elbaşı'nın arasında Milli Piyango Dersi'nin pasajındayım. İçeri giriyorsun. O içeri girdiğin zaman alt katta kasadayım ben. Kel, kısa, göbekli. Şimdi İbrahim, buradan kaşa söylemek istediğin bir şeyler var mı? Ufak da olsa böyle içinden gönlünden geçen duygular bir söyle. Kaş için mi? Evet, kaş için. Özledin mi kaşı? Evet. Sen kaç yıldır İstanbul'dasın? Kaşı öldürdüm yani, nereden baktığınız şu anda 2 ay falan oldu. Çok bayağı olmuş. Aynen oldu. Yıllar olmuş gibi, sanki 28 yıl olmuş gibi söyledi. İki ay, altı taraf iki ay. Aynen. Aynen, yani şöyle diyeyim. Ben kaşın değerini buraya gelince anladım. Nasıl anladım? Kaşı, bir de baştan İbrahim şöyle sorayım ben sana. İstanbul'a geleli 2 ay oldu. Kaşın değerini anladın mı? Tabii anladım. Çünkü önce küçük bir yerde yaşadığım için belki biraz kendime şey yapıyordum ama evet. Şimdi böyle büyük bir şehirde yaşayınca insan kafa dinleyecek bir arıyor. Ama demişler ki bu İbrahim Bey şöyle demişler. Boğulursan evet. büyük denizlerde boğul demişler. İstanbul'a alışırsan geri gidemezsin bir de. Ya vallahi gitmeyi düşünmüyorum ama. Bir şey soracağım. Son bir soru soracağım. Son bir evet, soru. Buyurun. Babanı özledin buyurun. Mi? Babanı özledin. Babacını özledin mi be? Anneni mi özledin, babanı mı özledin? Aynen. İkisini de özledin mi? Özledim yani. Kardeşimi özledim. Herkesi özledim. Vallahi billahi. Beni hala çıkaramadın ama değil mi? Ya vallahi şu an ne bileyim yani olsun, böyle olsun. Biraz böyle kel falan neydi, ben birini geldi aklıma ama. Bu kel var diye kel. Bak o şey vardı ya, Mustafa Bozdan dükkanı orada çalışıyordu. Giderken gelirken beni ayağıma tekme atıyordun benim. Hatırladın mı? Mustafa Bozdan'la beraber çişman böyle göbekli hök hök yürüyordum yolda. Ben bir şey soracağım size. Sizin videolarınız var mıydı? Böyle... Var. Evet. Prof. Babamla ilgili falan bir videonuz vardı. Ha, Prof. Dr. Çıkardım. Şimdi sen ne yap biliyor musun? İnternete, Google'a makaradayız yaz. Makaradayız yaz. Orada çıkan kanal, channel. Oraya üye ol. Şu anda seni de kaydettim. Birazdan kendini izleyebilirsin. Ne zaman? 15-20 dakika sonra izleyebilirsin kendini. Yalnız ben şu an dışarıdayım ama. Yarın izle, öbürsü gün izle, akşam izle. Bir gün canın istediği tamam, bir gün izle. Gide neydi? Makaradayız. Makaradayız. Bildiğin makara var ya, makaradayız. Tamam. Oraya bak, oraya yazacağım. Recep Efeoğlu. Tamam. Bir de babana son bir şey söylemek ister misin? Şu anda seni dinliyorsa ne derdin?
Ne bileyim yani, ben özledim onları. Eyvallah. O zaman bu numara benim numaram. Kaydet bunu. Tamam. Taksim'e tamam. Gelince bekliyorum. Öpüyorum seni. İyi bak kendine. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hadi eyvallah. Hadi bay bay.